tanesi yarın. Hazreti Hatice. Dokuzuncu bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt Didem Türkmen. Kurgu Ahmet Atalay. Zaman İslamiyet'ten önceki cahiliye dönemi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan, zenginliği yanında iffeti ve namusuyla da ün yapmış bulunan Hazreti Hatice, gerçekle hayal arasında bir rüya görür. Yaşlı ve alim bir zat olan amcazadesi Varaka bin Nevfel'e giderek rüyasını yorumlatır. Varaka, beklenen ahir zaman nebisinin gelmekte olduğunu, kendisinin de onunla evlenip eşi ve en yakın yardımcısı olacağını söyler. Bu haber Hazreti Hatice'yi son derece etkilemiştir. Bu sırada Mekke'de yapılmakta olan bir panayırda galeyana gelen halkın arasına düşen Hazreti Hatice'yi meçhul bir genç kurtarır. Bu genç o zaman Muhammedül Emin ismiyle ün yapmış Hazreti Peygamber Efendimiz'dir. O zamanın adetlerine göre herkesin katılmak zorunda olduğu bir düğüne Efendimiz de iştirak etmiştir. Bu sırada olağan dışı bir hadise yaşanır. Hazreti Hatice, tam çalgıcıların çalmaya başlayacağı sırada Efendimiz olan Muhammedül Emin'in bir kenarda uyuyakaldığını görür. Bu ve benzeri hadiseler Hazreti Hatice'nin gönlüne sevgi tohumları serpiştirir. Onun her günü artık kainatın efendisine olan sevgiyi düşünerek geçmektedir. Diğer yandan her sene olduğu gibi yine Şam'a ticaret kervanı göndermeye hazırlanan Hatice, bu sefer kervanın başına Peygamber Efendimiz'in geçmesini teklif eder. Bunu kabul eden Efendimiz köle Meysere ile birlikte sefere çıkarlar. Şam'a giden kervan 13 sene evvel Peygamber Efendimiz'in amcasıyla geldiği manastıra uğrar. O zaman Bahira ismindeki rahip vefat etmiş, yerine rahip Nasr'a geçmiştir. O da ahir zaman nebisinin işaretlerini bilmekte ve onu beklemektedir. Rahip Nasr'a kutsal kitaplarda ahir zaman nebisiyle ilgili işaret edilen belirtilerin bu kervanda olduğunu anlamıştır. Önce ben sormak istiyorum sana. O ağacın dibinde oturan zatla olan münasebetin nedir? O benim efendimdir. Ben de onun hizmetkarıyım. Hangi kabileden olur efendin? Mekke'de Kureyş kabilesindendir. İsmi nedir peki? Muhammedül Emin derler ona. Çok doğru konuştun ey yiğit kişi. İsmin nedir? Meysere. Benimki de Nastura. Rahip Nastura. Sana bazı sırlar söyleyeceğim ama sakın bunları kimseye ifşa etme, olur mu? Nedir söyleyeceğim bu sırlar? Elimdeki bu kitapta yazıyor. Bu hazret herkese galip gelecek. Kimse ona karşı koyamayacak. Onun çok düşmanları olacak ki halen vardır ve bunların çoğu Yahudiler olacaktır. Ya başka neler biliyorsun efendim hakkında? Bu zatta, yani efendinde, kitaplardan okuduğuma göre çok olağanüstü hallerin zuhur etmesi iktiza ediyor. Bunlardan senin şahit olduğun şeyleri de ben öğrenmek isterim. Var mı böyle şeyler? Evet. Mesela sıcak günlerde kuşlar gelip üzerinde gölge yaptığına ve onu serinletmek için kanat çırptığına şahit oldum. Başka? Susuz kaldığımız zamanlarda mübarek ayaklarının bulunduğu yerden suların aktığına, azığımız azaldığı zamanlarda mübarek ellerinin dokundurduğu yiyeceklerimizin bereketlenerek bitmediğine şahit oldum. Yıllardır vardır ki bu devlete kavuşmanın iştiyakıyla kavruldum. Seneler var ki bu anın gelmesini gece gündüz beklerdim. Elhamdülillah. Rabbime hamdolsun ki bana bunu nasip etti. Arzu ettiğim nimete kavuştum şimdi. Rahip Nastura ile köle Meysere konuşurken bir Yahudi de gizlice onları dinliyordu. Her şey 13 yıl önceki gibiydi. Muhammedül Emin'in son peygamber olduğunu Rahip Bahira'nın teşhis ettiği zamanki gibi. Yine sahneye bir Yahudi çıkmış ve peder Nastura ile Meysere'nin konuşmalarını gizlice dinlemeye başlamıştı. Vay vay vay, neler duyuyorum. İyi ki Rahip Nastura'yı yakın takibe almışım. Ondan şüphelenmekte yanılmadığımı anladım şimdi. Daha dikkatli dinlemeliyim onları. Bu halinden çok etkilendim ey Rahip Nastura.
Bizden bir isteğiniz var mıdır? Evet. Söyleyeceklerim henüz bitmedi daha. Söyle, seni dinliyorum. Sana nasihatim şudur ki o hazretin yanından sakın ayrılma. Onu bir an olsun yalnız bırakma. Zira o cümle alemin efendisidir. Cennet ve cehennem, arş ve kürsi, levh ve kalem onun için yaratılmıştır. Sakın ha, nasihatlarımı kulak ardı etme. Bu hazreti canından aziz bil. Sen hiç merak etme Raip efendi. Bu söylediklerini hiç unutmayacağım. Bunları da sahibem Hatice'ye mutlaka anlatmalıyım. Nasihatıma itibar ettiğin için ben de sana teşekkür ederim ey Meysere. Bak sen şu işe. İyi ki buraya gizlenmişim. Yoksa son peygamberin buraya geldiğinden haberim dahi olmayacaktı. Dur bakayım daha neler konuşacaklar. İyice anlamalıyım. Yalnız bu sırrı gizli tutmaya bak ey Meysere. Özellikle buralarda hiç konuşma. Kimsenin onun peygamberin olduğunu bilmemesi gerekiyor. Neden? Çünkü Yahudiler ona zarar verebilir de ondan. Yahudiler mi? Evet. Çünkü Yahudiler son peygamberin kendilerinden olmasını istiyorlardı. Eğer Kureyş'ten olduğuna iyice emin olurlarsa ona zarar vermeye kalkabilirler. Haklısın ey peder Nastura. Ağzımı sıkutacağımdan emin olabilirsin. Bir de tavsiyede bulunayım ey Meysere. Sakın ha Şam'a gitmeyin. Hatta Efendimiz şimdi bile tehlikededir. Eyvah. Benim onları takip ettiğimi anladılar mı yoksa? Ama imkansız. Hele az daha bekleyeyim de. Peki ne yapmamı istiyorsun? Kervana döner dönmez ona vaziyeti bildir. Malınızı ucuz pahalı demeden burada satıp hemen Mekke'ye geri dönün. Olur. Birkaç saat dinlendikten sonra malımızı satar geri döneriz. Hadi şimdi var git onun yanına. Yalnız bırakma kendisini. Peki ey peder. İyi ki buraya gizlenmişim. Her şeyi duydum. Şansım bana yardım ediyor. Şimdi hemen gidip kendisini evime yemeğe davet edeyim. Orada onu öldürürüm. Ve Yahudi Sedda tam Yahudilere has planını uygulamak için sinsice Peygamber Efendimizin yanına yaklaşarak onunla tanıştı, konuştu, güvenini kazandı ve sonra da onu evine davet etti. Ey Kureyş'in seyyidi, Mekke'den buraya kadar büyük yol kat ettin. Acıkmış, susamışsındır. Eğer fakirhanemde bir çorba içmek tenezzülünde bulunursan dünyalar benim olur. Sevgili peygamberimiz biraz huzursuz olduysa da yapılan daveti reddetmeyi uygun bulmadı ve kabul etti. Beni ne kadar sevindirdiğini bilemezsiniz ey efendi. Hemen eve gidip hazırlık yaptırayım. İleride şu sırt üzerinde çadısı görünen bina benim fakirhanemdir. Bir saat sonra sizi evime bekliyorum. Ey Şimer, bırak şimdi çamaşır yıkamayı da beni dinle. Nedir bu halin ey Sedda? Nefes nefesesin. Ey Şimer, Yahudi dünyasının en meşhuru, en büyüğü biz olacağız. Üstelik öyle bir sevap işleyeceğiz ki cennete gitmemiz bile garantidir artık. Ne? Ne diyorsun sen? Neler olup bittiğini doğru dürüst anlatsana. Aç kulaklarını da iyice dinle şimdi beni ey Şimer. Demek öyle ha. Evimize davet ettiğin o zat kitapların yazdığı son peygamber ve biz onu öldüreceğiz öyle mi? Evet. Birazdan buraya gelecek. Dediğim gibi yemeğe davet ettim onu. Biz sofraya oturur oturmaz yemek yediğimiz sırada sen yukarıda evin tamında olacaksın. Biz işaret verdiğimizde evin tamında bulunan loh taşı var ya hani. Ha evet. İşte onu edip başına düşüreceksin tamam mı? Tamam ama bunu nasıl yapacağım ey Sedda? Kör olduğumu unuttun galiba. Merak etme. O gelmeden önce seni yukarıya çıkartacağım ve taş elinin altında olacak. Onun yerini nasıl bileceğim ki taşı başına yuvarlayayım? Ben bizim oğlana sofraya su testisini getir dediğimde sen sadece taşı hafifçe öne doğru iteleyeceksin. Hepsi o kadar. Biz aşağıda onun sofradaki oturma yerini önceden ayarlayacağımız için hop taş doğru kafasına inecek. Anladın değil mi? Tamam Sedda, anladım. Hadi gel şimdi seni yukarı kata çıkarayım. Peygamber de birazdan burada olur. Olur, elimden tut da çıkalım. Ben dışarıya çıkıyorum, bir şey istiyor musun baba? Seninle konuşacaklarım vardır ey oğul, bir yere ayrılma sakın. Ve sevgili peygamberimiz davete icabet ederek tam vaktinde Yahudi Sedda'nın evine gitti. Yanına kimseyi almamıştı.
Meysere'nin de bu olup bitenlerden haberi yoktu. Efendim, buyurun buyurun, fakirhanemize şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Yemek hazır, hemen yiyebiliriz. Şöyle buyurun, şöyle sizin için ayırdık burayı. Tam da istediğim yere oturdu. Bu da oğlumdur efendimiz. O da bizimle aynı sofrada oturacak. Evladım, sen de şuraya benim karşıma otur hadi. Peki baba, oturdum işte. Aşağıda yemek yiyorlar. Konuşmalarını zor duyabiliyorum. Doğrusu başına taş düşüreceğim şu zatı pek merak ettim ama gözlerim görmüyor ki. Ama seslerini duymak için iyice aşağı doğru eğilmem lazım. Parolayı duymam için böyle yapmam şart. Şöyle bir bakayım. Amanın! Ben rüyada mıyım yoksa? Neler görüyorum? Aman yarabbim! Görüyor muyum ne? Aman Allah'ım. Muhammedül Emin nereye gitti ki? Aramadığım yer kalmadı. Hey baksana. Muhammedül Emin nerede biliyor musun? Az önce bir Yahudinin evine gitti. Yemeğe davet etmişti de oraya gitti. Ne? Yahudinin evine mi gitti? Aman Allah'ım. Hangi Yahudi? Niçin davet etti ki? Ne bileyim ben. Yalnız buralarda o Yahudi'yi kimse sevmezmiş. Demelerine göre tekin biri değilmiş. Nasıl yani? Senin anlayacağın bu Yahudi bazı tüccarları evine davet ettikten sonra bir daha ortaya çıkmadığını ifade ediyorlar. Aman Allah'ım. Muhammedül Emin hem de öyle bir adamın evine gitti ha. Peki o Yahudi'nin evi hangisi biliyor musun? Şu ileride çatısı gözüken ev. Başına bir şey gelmeden yetişirim inşallah. Ne yaptım, ne ettim ben? Ya başına bir şey geldiyse, hem de şaibeli bir Yahudi'nin evinde. Ey göklerin ve yerin Rabbi, bana ve efendime yardım eyle. Eve geldim işte. O da ne? Evin kapısı açıldı, bir kadın çıktı dışarıya. Hey hatun! Hatun! Efendim sizde mi? Evet. Kocam o zatı yemeğe davet etmişti. Kocan mı? Şimdi nerede peki? Sen kimsin? Niçin arıyorsun onu? Ben o zatın kölesi Mesere'yim. Söyle efendim içeride mi? Sakın kendisine bir kötülük yapmış olmayasınız. Söyle! Söyle, iyi mi efendim? Korkma efendin iyi. Aklından geçenleri biliyorum, lakin endişe etme, ona bir zarar verilmedi. Oh, şükürler olsun Rabbime. Aslında korkularında haklıydın ey Meysere. Az kalsın efendim bizden çok büyük bir zarar görecekti. Onu öldürecektik. Ne? Ne demek istiyorsun ey kadın? Telaşlanma. İçeride öyle güzel şeyler oldu ki, öyle sevinçliyim ki anlatamam bunu. Benim adım Şimer. Bu bedbaht Yahudi'nin karısıyım. Anlat hadi, içeride neler oldu ey Şimer? Kocam Sedda ile oğlum onu öldüreceklerdi. Ne? Öldürecekler miydi? İçeride mi şimdi onlar? Dur gitme. Dedim ya, efendine bir zarar gelmedi. Kocam o zatı, bütün kainatın efendisi olan o zatı, Yahudi olmadığı için öldürelim diye evimize getirdi. Ben yıllardır kördüm, gözlerim görmüyordu. Ama şimdi görüyorsun. Dinle ey Meysere. Kocamın planına göre onlar yemek yerken ben de yukarı kattan aşağı senin efendinin başına koca bir taş düşürecektim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Onlar aşağıda yemek yiyip konuşurken ben de konuşmaları daha iyi duymak, söylenen parolayı işitmek için aşağı doğru eğildim. Onları görme noktasına gelince içimde görme hissi doğdu ve onlara baktım. O anda inanılmaz bir şey oldu. Gözlerim açıldı ve görmeye başladım. Evet, ahir zaman peygamberinin yüzüne bakar bakmaz gözlerim açıldı. Peki sonra? Yüzünü sanki bir nur kaplamıştı. İşte o zaman onu öldüremeyeceğimi anladım. Çünkü o kitapların yazdığı, geleceği haber verilen ahir zaman peygamberiydi. Yoksa görmeyen gözlerim birdenbire nasıl görürdü? Bu açık bir mucizeydi. Doğru dersin ey kadın. Devam et. Ben gözlerimin açıldığı için peygambere minnet duyarken birden kocamın sofraya su getir diye bağırmasıyla kendime geldim. Ne demek bu? Bu kocamla aramızda bir parolaydı. Kocam sofraya su getir diye bağırdığı zaman ben taşı peygamberin başına düşürecektim. Aman yarabbi. Hemen aklımı başıma topladım. Eğer öldürülecek biri varsa o da kocamla oğlumun olduğuna karar vererek elimin altındaki taşı onların bulunduğu yerden aşağı bıraktım. Kainatı halk eden onu öldürmeme müsaade etmezdik. Kocamla oğlum olacak o iki iblisin başına düşürdüm taşı ve onları öldürdüm. Oh çok şükür, iyi etmişsin. Hak etmişler ölümü. Duyduğum doğruysa kocanla oğlun çok adam öldürmüş ha, doğru mu? Evet. Bazı zengin tüccarları evimize yemeğe çağırıp onları zehirleyerek öldürür, sonra da soyardı. Ey Şimer, anlaşılan yalnız gözlerin açılmamış, aynı zamanda gaflet perdeleri de kalkmış kalbinden. Aklın yerine gelmiş.
Evet, öyle oldu. Ben içerideki o zatın kitapların yazdığı Allah'ın Resulü olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de ömrümün geri kalan kısmını Rahip Nastura'nın manastırındaki kadınlar kısmında geçireceğim. Yalnız senden bir isteğim vardır ey Meyser'e. Buyur ya Şimer, isteğin nedir? Görünüşe bakılırsa o zatın peygamberliğini ilk öğrenenlerden biri de sen olacaksın. Senden ricam, peygamberlik görevi bildirildiği zaman hayatta olursan bunu bana haber ver. Zira onun getirdiği dine girip selamete ulaşmak istiyorum. Sakın beni unutma. Söz veriyorum ey Şimer, mutlaka gelip seni bulurum. Yahut da haber ulaştırırım sana. Bundan emin olabilirsin. Hazreti Hadice adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.